Hazırsak başlayacağım arkadaşlar. Sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Geldik bir dönemin daha sonuna. Bugün meclisin son çalışma günü ve bu son çalışma gününden sonra artık hep birlikte önce aday listelerinin verilmesini, ardından da partilerin de kampanyalarının fiilen başlamasını göreceğiz. Milletten yetkiyi alıp gelenler 5 yıl boyunca yaptıklarının sonunda gidip millete hesap verecekler. Milletten yetki isteyenler 14 Mayıs'tan sonra baharı getirebilmek için milletin huzuruna varacaklar ve yetki isteyecekler. Biz bu ülkeyi bir saray rejiminden kurtarmış, bu ülkeyi 7 düvelin işgalinden kurtarmış ve kurtuluşu gerçekleştirdikten sonra kuruluşta kendisine saraylar inşa etmek yerine millete bir meclis inşa etmiş, yetkiyi millete vermiş, o millet ne yetki verdiyse kabul etmiş, yetkiyi elinden aldığında da muhalefete çekilmeyi, hatta bazen yetkiyi millet vermediğinde mecliste olmamayı dahi hazmedebilmiş bir siyasi partiyiz. Çok seçim kazandık, çok seçim kaybettik. 14 Mayıs tarihinde, 1950 14 Mayıs'ında kaybettiğimiz seçime genel başkanımız şüphesiz benim en büyük yenilgim ama demokrasinin zaferidir diyebilmişti. Ve kaybettiğimiz seçimden sonra yetkiyi milletin verdiklerine devrettik. Bugün o gün yetkiyi devrettiğimiz Demokrat Parti geleneğiyle, geçmişte rekabet halinde olduğumuz pek çok siyasi gelenekle ve birlikte olamadığımız pek çok dostumuzla birlikte 14 Mayıs'ta yeniden ülkeyi bir tek adam rejiminden bir güçlü parlamentoya geçirmek üzere azimle yürüyoruz. 14 Mayıs'ta bu parlamentonun bahçesinde çiçekler açacak. 14 Mayıs'ta söz veriyoruz ki yine baharlar gelecek. Nasıl 31 Mart'ta Ankara'ya, Adana'ya, Mersin'e, Antalya'ya, 10 büyük şehire ve sonra İstanbul'a, sonra hazmedildiklerinden sonra Haziran'da bir daha İstanbul'a bahar geldiyse size söz yine baharlar gelecek 14 Mayıs'ta. Ben burada 8 yıldır grup başkan vekili olarak basın toplantıları yapıyorum. 12 yıldır milletvekili olarak basın toplantıları yapıyorum. Pozantı çocuk cezaevinin kapatılmasına sebebiyet verecek raporu da burada açıkladık. Şimdi birazdan afet yönetimi kanun teklifimizi de son olarak burada açıklayacağım. Bundan sonra hangi makamlarda, hangi mevkilerde oluruz, ne yaparız bilmiyoruz. Ama bu kürsüden sürçülisan etmişizdir, affola. Basın mensupları, özellikle mesleklerini yapışlarına en hayran olduğum meslek gruplarından bir tanesi de meclisteki parlamento muhabirleridir. Onların parlamentoya, parlamenterlere saygısı, görevlerini yapmaktaki aşkları, birbirleriyle rekabet ederken bile gösterdikleri nezaket, onların yakaladıkları hiçbir anı kaçırmamak için gayret gösteren kameraman arkadaşlarımız, nefes nefese koşuşları, ilk gün ilk bastığı deklanşöre 50 yıllık meslek yaşamının son günlerinde bile basan Mustafa abinin mesleğe olan aşkı, foto muhabirlerinin mesleklerine olan düşkünlükleri hep benim ibretle takip ettiğim süreçler olmuştur. Bizim kusurumuz olduysa, hak yediysek hakkınızı helal edin. Bizden yana tamamı helal olsun. Şimdi görevimiz gereği son basın toplantımıza başlayalım. Değerli basın mensupları, 6 Şubat tarihinde büyük bir afet yaşadık. Bu afet aslında Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Ondan önceki Elazığ'da, ondan önce İzmir'de, ondan önce deprem sel baskınlarında, ondan önce orman yangınlarında çeşitli koordinasyonsuzluklar, eksiklikler göze çarpıyordu. Kiralanmamış, uçak lazım diyenlerin hiç uçaksız orman yangınları sezonuna girdiklerini, Türkiye'ye helikopter uyar, uçak uymaz dediklerini, sel felaketlerinde şov yaparken aslında işin bir tarafını nasıl
boş kaldığını görmüştük. 6 Şubat 50 binin üzerindeki can kaybıyla hem yüreğimize oturdu hem artık umut ediyoruz herkesin kafasına dank etmiştir. Biz genel başkanımızın, Millet İttifakı'nın tüm liderlerinin onayı ve parlamentoda bulunan tüm Millet İttifakı milletvekillerinin iştirakiyle geçtiğimiz günlerde kanun teklifimizi sunmuştuk. O bu depremden yıkılan 10 ili ve yıkılan Türkiye'yi nasıl ayağa kaldıracağımızı, nasıl yıkılmaz bir Türkiye'yi inşa ederken devletin vatandaşına sahip çıkacağını söylüyordu. Bugünkü kanun teklifimiz 69 maddeden oluşuyor. Sabah saatlerinde bu kanun teklifimiz meclis başkanlığına sunuldu. Bu kanun teklifinin birinci imza sahibi Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İbrahim Özden Kaboğlu hocamız inanılmaz emek verdiler. Genel başkanımızın talimatıyla bir telefon görüşmesi yaptık. Kendisi bana dedi ki, deprem bölgesindesiniz, yüreğim orada, gördüklerimden sonra orada olmak istiyorum. Ancak Kemal Bey, afet yönetimiyle ilgili her yönü düşünülmüş bir kanun teklifi istiyor. Ne dersiniz dedi. Hocam siz bize Ankara'da lazımsınız dedim. Bugün enkaz burada kalkamayan enkazı bir dahaki sefere kaldırabilelim diye. Yetişemediğimiz, devletin yetişemediği yere bir dahaki sefere devlet yetişsin diye. Bugün ihtiyaç duyulan sıcak çorba yoksa o sıcak çorba ilk gün olsun diye. Çadır yoksa çadır olsun diye, günü gelince konteyner olsun diye. Bugün siz burada bir şey yapamazsınız ama Ankara'da çok şey yaparsınız dedik. Bakın şöyle bir çalışma yapıldı. Sayın İbrahim Kaboğlu'nun koordinasyonunda, ev sahipliğinde, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Anayasa Der, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis Mimarları Odaları Birliği'nin kendisi bileşenleri ve Türk Ceza Hukuku Derneği yönetim kurulları ile birlikte çalışılarak bu 69 maddelik afet yönetimi, Türkiye afet yönetimi kanun teklifimiz oluşturuldu. Ulusal mevzuat bakımından ormandan imara, madenden çevreye, düzenli kentleşmeden umumi afet yönetimine, kentsel dönüşümden deprem sigortasına 80 yıla yayılan yasalar yelpazesi yürürlükte bulunmaktadır. Ne var ki bu dağınık mevzuat, öngörülebilirlik, ulaşılabilirlik sorunları başta gelmek üzere birçok düzenleme zaafı nedeniyle afetler hukukunu etkili kılamamıştır. Afetler hukukunun etkili kılınması için dört başı mamur 69 maddelik bu kanun teklifimizi derledik, topladık, yazdık ve altına imzalarımızı attık. Millet İttifakı ortak politikalar mütabakat metninden tutun, ülkemizin kendi deneyimlerinin devlet arşivlerinden taranmasına ve Şili'den Japonya'ya, Filipinler'den İtalya'ya uzanan geniş bir uluslararası düzenlemelerin de incelendiği, Sendai ilkeleri gibi uluslararası kriterlerin gözetildiği, takip edildiği, multidisipliner ve disiplinler arası bir yaklaşımla bu kanun teklifi hazırlandı. Bu kanun teklifinin bütününü incelediğinizde detayından, kapsayıcılığından ve meseleyi çözüşünden etkileneceksiniz. Ben Türkiye Afet Kurumu'ndan, adı TAK, özerk, uzman bir kamu tüzel kişiliği statüsünde ulusal ölçekte görev, yetki ve sorumluluk sahibi güçlü bir teşkilat kurduğumuzu ifade etmek isterim. Bütün detayları var. Alt kırılımlarda örneğin Afet ve Sivil Savunma Akademisi ASSA'dan, Afet Kriz Merkezi, Kamu Acil Haberleşme Merkezi ve Kamu Acil Haberleşme Sistemi üzerinden sistemin nasıl birbiriyle konuştuğunu, kolladığını, denetlediğini ve koordine olabildiğini göreceksiniz. Afet anında her şey çöktüğünde neyin nasıl devreye gireceğini, neyi nasıl devreye girecekse onu kimin hazırlayacağını ve hazır olacağını göreceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde ise Afet Riskleri Değerlendirme Komisyonu adı altında daimi bir ihtisas komisyonu kuruyoruz. Yani deprem olduktan sonra, sel olduktan sonra, yangın olduktan sonra
Biz yandıktan, boğulduktan, ezildikten sonra bunları araştıran bir komisyon kuralım. Neden yandık, neden öldük diye komisyon yerine kimse ölmeden, ağaçlar, sincaplar yanmadan, kimse sele kapılmadan ve enkaz altında inleyerek ve evladına duyurduğunu sesi devletine duyurmadan ölmesin diye daimi bir komisyon devamlı çalışacak burada. Bunun için çalışıyoruz. Devletin yükümlülüklerinin ayrıntılı bir biçimde düzenlendiği afete duyarlı ulaşım planlaması ve afet öncelikli kentsel dönüşümü devletin en önemli yükümlülükleri olarak tarif ediyor. Devlete bu ödevleri veriyor ve takip ediyoruz. Afet olduğunda ulaşıma nasıl müdahale edileceğini, canını orada kurtarabilmiş yakınları göçük altındaki jandarma personeline, kendisi de afetzede olan o ilin polislerine değil, devletin afete duyarlı ulaşım planlamasında kim görevliyse onlara bırakıyoruz. Ve afet öncelikli kentsel dönüşümü en önemli görevimiz olarak görüyoruz. Ne kadar hızlı iktidar değişirse, bu kanun ne kadar hızlı çıkarsa ve görevler ne kadar hızlı taksim, tevdi edilir ve bizim tarafımızdan denetlenirse, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de beklenen bütün depremlerde kayıplarımız o kadar aza inecek. Onun için çalışıyoruz. Ben hocama teşekkür ediyorum emekleri için. Tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Böyle bir dönemde 60 günü bulan bir imeceye katkı sağlayan meslek örgütlerine ve değerli derneklere, değerli hukukçulara ve mühendislere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi diğer ve gündelik gündemimize geçecek olursak, Sayın Genel Başkanımız gençleri çok heyecanlandıran, hepimizi heyecanlandıran bir vaatte de bulunmadı. Olacağı söyledi. İktidar olursak en kısa sürede vizesiz Avrupa vaadinde bulundu. Aksi yönde sesler yükseldi. Olmaz efendimciler. Niçin olmayacak? Hatta diyorlar ki arkadaş, bu Kemal Bey'in yapacağı bir şey değil ki, diğer ülkelerin yapacağı bir şey. Bu kadar bir haberler konudan. Biz bir, ilk AB macerası İsmet Paşa döneminde başlamıştır. Vasiyet bilindik yerdendir. Muasır medeniyetleri yakalayın ve geçin diyorsa Mustafa Kemal Atatürk, o muasır medeniyetler neredeyse onu yakalayıp geçmenin yolu Avrupa Birliği'ne tam üyeliktir. Bu CHP'nin olduğu süreçlerde hızlanmış, olmadığı süreçlerde akamete uğramış, yavaşlamış, çok siyasinin çok emeği olmuş ama Adalet ve Kalkınma Partisi AB üyeliği diye başlayıp gündüz havai fişekler patlatıp sonra savrulduğu yerde AB ile bütün ipleri koparmıştır. Şimdi 2015 yılı. Bütün Avrupa'da vizesiz dolaşım için ittifak ortağımız Ahmet Davutoğlu başkanlığında, başbakanlığında 55 maddelik yol haritası önümüzde Avrupa Birliği koymuş. 52'si bitti, son üçüne takılındı. Üçüne. O üçüne takılınmasaydı bugün hepimiz Avrupa Birliği'nde vizesiz geziyorduk. Anlaşma hazır. Halen bekliyorlar. Neye takıldı biliyor musunuz? Üç maddeye. Birincisi, Tayyip Erdoğan'ın eğer sen bunu hayata geçirirsen il başkanı ve ilçe başkanı bulamazsın dediği ve kıyametin koptuğu siyasi ahlak yasası. Greco kriterlerine göre bir siyasi ahlak yasası yapın diyor. Yapsan ne olacak biliyor musunuz? İşte bu il başkanları, ilçe başkanları ihalelerin içinde olamayacak, müteahhitlerle ilişkiler olmayacak, AK Parti'nin seçiminin finansmanı şeffaf olacak falan. Olmaz dediği için. İkincisi, kişisel verileri koruma kanunu AB standardında olsun. E şimdi bunlar seçim kaybedince üniversite hastanelerine dalıp psikiyatrideki raporu olanları Yüksek Seçim Kurulu'na götürüyorlar ya. Bunu yapmayın diyor. Kişisel verileri hakikaten koruyun diyor. Bunların çıkardığı kanunu yeterli görmüyor. Üçüncüsü de ifade özgürlüğünün sınırlarını genişletin diyor. Şimdi Kemal Bey diyor ki ben iktidar olunca 3 ay içinde bütün Avrupa'da vizesiz dolaşım. Diyorlar ki Avrupa'ya bağlı. Yok, onlar diyeceğini demiş.
55 kanunun 52'sini çıkarmışız. 3 kanun çıkaracağız. Kişisel verileri koruma kanununu daha katı ve daha ciddi yapacağız. İfade özgürlüğünü ki birinci taahhüdümüzdür genişleteceğiz. Bir de siyasi ahlak yasası çıkaracağız. Zaten mecliste o yasayı yazdık, verdik, duruyor. Biz ilk bir ay içinde, genel başkan ilk 3 ay içinde diyor, meclis grubu olarak ilk bir ay içinde bu yasaları komisyonlara ve meclis genel kuruluna sevk edip vizesiz dolaşımın önünü açıyoruz. Bitti gitti. Avrupa Birliği sen bunları yaparsan zaten vizesiz gel diyor ya. Yapmayan bunlar. Peki niye yapamıyorlar? AKP il ilçe başkanı bulamazmış siyasi ahlak yasası çıkarsa. MHP ifade özgürlüğüne karşı çıkarmış. Kişisel verilerde de bildiğin lakayetlik. Havada uçuşuyor. Geçen gün tapu kayıtlarını çaldırdı adamlar. O yüzden bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Gelelim işin dezenformasyon boyutuna. Yani insan Ramazan'da oruç tutan, iftar yapan birinin ağzından böyle yalanlar duyunca tüyleri ürperiyor. Ya çıkmış iftardan sonra diyor ki Millet İttifakı gelirse Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacak. Ya arkadaşlar bunu nerede duydunuz? Kim duydu, kime söyledi? Biz nerede böyle bir şey söylemişiz? Çıksın bunu söylesinler. Yok. Ben atayım bu yalanı. Nasılsa herkes duyar, bütün televizyonlar veriyor. Onlar düzeltse de %20-30 duyar, 50 duyar. Kalan 50 bana yeter, belki onları kandırarak seçim kazanır. Böyle bir şey yok. Bu ahlak değil, bu siyasi ahlak da değil. Kişisel olarak da bu yalancılıkla oy istenmesi doğru bir iş değil. Bizim bu yönde bir imamız bile yok. Dışişleri Bakanı dün çıkıyor, darbe yapmış FETÖ'cüleri serbest bırakacaklar. Ya Allah'ından kork, Allah'ından kork. Kapalı meclisi açtıran biziz. Kapalı meclisi açtırıp orada darbeye direnip F-16'nın bombasını yiyen biziz. O darbecilerin ne yapmaya çalıştığını bilen mecliste A Haber kamerasına, o gece A Haber stüdyosundan şöyle diyor, ben söyledim ki, ben demişim ki demokrasinin yanındayız, darbelerin karşısındayız. Yeni seçimde millet yeni bir görev verene kadar ana muhalefetiz, demokrasinin ve seçilmiş parlamentonun, hükümetin arkasındayız. A Haber stüdyosu diyor ki bugüne kadar çok işittik, çok eleştirdik. Ama bugün Özgür Özel'in söylediklerinin karşısında söyleyecek söz bulamıyorum diyor. Takdir ediyor. Düşünün, şimdi çıkmış o Çavuşoğlu, bu iktidarın Dışişleri Bakanı, bunlar darbeci FETÖ'cüleri, darbeyi yapan komutanları serbest bırakacak. Bunu aklından geçirenin iki elim yakasında olur arkadaşlar. Aklından geçirenin. Hayal et, bunun hayali yasak bizim dünyamızda. Adam milletin üstüne tankları sürecek, arabaların içinde milleti ezecek, elinde bayrak olanlara yaylım ateşi açtıracak, talimat verecek, vurun diyecek. Meclise füze attıracak, biz onları serbest bırakacağız. Ya geçin. Ama seçimi kaybedeceğimi bilsem, onu yapmam, bunu yapmam. Siz seçimi kazanacağınızı bilseniz gider Fethullah Gülen'in elini öpersiniz. Aha da buraya yazıyorum. Yapmaz diyen varsa onlara inansın. Siz seçimi kazanacağınızı bilin, Fethullah Gülen'e el öpmeye gidersiniz. Bu kadar net söylüyorum. FETÖ ile tarihi husumeti olan biziz. Tarihlerinde etle tırnak olanlar, bize nifak sokmayın, Hoca Efendi ile aramıza nifak sokamazsınız diyenler, birbirine gözyaşı dökenlerin dediği lafa bak. Neyse, esas bu dezenformasyonda, bu iki büyük yalandan sonra bir de gelelim Ömer Çelik'e. Ya troller yapar. 3 gündür yapıyorlar, sahiplenen çıkmadı. Bir baktım Ömer Çelik dün yine. Asker bavulu gibi pat atlamış oraya. Asker bavulu trenden atar ya, askerden önce o iner. Pat diye atmış oraya, peşinden de kendi atlıyor. Ya kardeşim bu kadar yalan olur mu? Bu kadar utanmak, utanmamak olur mu? Şimdi bu Martriçka. Mart ayı gelmeden
birbirinin bileğine takıyorsun. Leylek arıyor gözün. Bu bir Balkan geleneğidir. Üsküplü bir dedenin, Selanikli bir anneannenin torunu olarak anlatıyorum. Gördüğün anda çıkarıyorsun. Dileğin olmuştur. Bir inanışa göre kırlangıç da olsa oluyor. Mart'ın sonu geldiğinde eğer hala duruyorsa da bunu gidip baktın leylek göremedin, kırlangıç göremedin. Antalya'da görürsün, İzmir'de görürsün ama belki Erzurum'da göremezsin. Tomurcuk veren bir ağaca, tercihen gül ağacı da iyidir. Gidip oraya bunu asıyorsun. Bakın mesela biz sana söz baharlar gelecek dedik. Ben asarken fotoğrafımı çektim. Hatta bunu paylaştım da herhalde sosyal medyada. Bu benimki. Bakın ağaç bu. Bakın Kemal Bey'in kampanyasında sana söz yine baharlar gelecek. Bakın yatay sana söz baharlar gelecek. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu da trollerin söylediği Ömer Çelik'in sahiplendiği dar ağacı. Bakın. Bu gösterdiklerini alıyor, büyütüyor, büyütüyor ya. Bak en son böyle büyütüyorlar. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Oradaki gül ağacının, oradaki bu kadarcık o ağacın, o ağacın dallarını, bu dar ağacı diyorlar. Bu da idam diyorlar. Bize idam sehpasıyla tehditte bulundu Trabzon mitinginde diyorlar. Bütün Türkiye'yi açtığımız afişi böyle yapıyor. Troya. Bu görüntücük. Şimdi bu görüntüyü idam sehpası diyor ya. Duyan da inanıyor ya. Allah'tan kork, Allah'tan. Hani diyorsun ya Ramazan, Ömer Çelik. Ya anneannem, anneannem rahmetli anneannem Selanik göçmeni. Sadriye Menemenlioğlu. Ben böyle bir şey yapsam yalan atma Allah çarpar derdi. Ramazan mübarek gün yalan atma Allah çarpar derdi. Biz böyle yalancılığı öğrenemedik de, böyle sahtekar görmedik de. Yani hakikaten şu Balkan göçmenlerinin, göçmenlerin, bu Üsküplülerin, Selaniklilerin, bu suyun öte yanından gelenlerin, canlarımızın hepsinin, Makedon göçmenlerinin hepsinin bildiği ve bir Makedon göçmeninin genel başkanımızın bileğine takıp da emanet ettiği, onun da çok etkilenip bu kampanyasına ilham aldığı bundan bu yalanı çıkarıyorsunuz ya. Artık sizin bu yalanınıza inanacak kimse kalmadı. Ama sizi en çok da göçmenler ayıpladı. Siz bizim bu baharımızdan, siz bizim bu inancımızdan, siz bizim bu hevesimizden ya, bu insanlık içinde olan bu küçücük ve bin yıllık gelenekten İdam sehpası çıkardınız ya, yazıklar olsun size Ömer Çelik. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum Ömer Çelik için. Şimdi gelelim enflasyona. Tayyip Erdoğan her yeni küresel kriz çok büyük eleştirileri göstererek hayata geçirdiğimiz Türkiye ekonomi modelinin doğruluğunu teyit ediyormuş. Sonra da diyor ki önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimiz koordinasyonda bir ekip çalışıyor. Kardeşim bak bir, sen ne dedin? Önce yeni ekonomi modeli YEM, sonra yeni ekonomi programı YEP, sonra olmadı dediniz Çin modeli, sonra Türkiye ekonomi modeli TEM. Bu TEM başarılıysa bu Mehmet Şimşek ne çalışıyor? İkincisi, bu Mehmet Şimşek mevzusu Hamdi Bey mevzusuna döndü. Şimdi geçende de Mehmet Şimşek geliyor geliyor adam yalanladı. Mehmet Şimşek geliyor geliyor yokum dedi. Şimdi bunlar Hamdi Bey gibi Mehmet Şimşek'e devamlı tırr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 r
Mehmet Bey. Teklifte bulunuyorlar. Adam yokum diyor, kapatıyor. Bunlar bir daha başlıyor. Tırın. Yine Hamdi Bey arıyor. Bir teklif daha. Bir teklif daha. Ya durun, adam ne diyor? Kutuma gideceğim diyor. Teklifi kabul etmiyor. Kutuma gideceğim diyor Mehmet Şimşek.
Kutu nerede? 14 Mayıs'ta milletin önünde. Sandık orada kardeşim. Sen hala daha niye ısrar ediyorsun? Bu ekonomi modelini Mehmet Şimşek kurtaracak. Madem senin ekonomi modelin iyi gidiyor, neden Mehmet Şimşek bir ekibiyle birlikte kurtuluş reçetesine çalışıyor? Yok öyle bir şey. Mehmet Bey var derse de krizin varlığını kabul ederler. Mehmet Bey yokum derse bir daha arayacak. Seçim gecesine kadar. Tırrrr, Hamdi Bey arıyor. Bir teklifi daha var. Adam kutuma gidelim diyor ya. Kutuma gidiyorum diyor. Sandık orada. Kutuya gideceğiz hepimiz. İşte o zaman yemden de temden de yoksulluktan da işsizlikten de hep beraber kurtulacağız. Kutumuza gideceğiz. Millet aşacak. Allah rızası, Allah'ın izniyle %55-60 Millet İttifakı, %55-60 Kemal Kılıçdaroğlu, 300'ün üzerinde milletvekiliyle Millet İttifakı, bak o zaman millet hangi teklife evet diyormuş. Millet o zaman örneğin Kurban Bayramı'ndaki 15 bin liraya evet diyecek. Kutusuna gidecek, alacak onu. Kutuya giden kazanıyor. Bunlara kanan kazanmıyor bakın. O mutlaka daha kötü bir teklifi var. Kutuya giden kazanıyor. Millet kutusuna gidip açtırınca sandığı, her bayram bir asgari ücret. Kurban'da 15 bin lira. Taşerona kadro. Atanamayan 100 bin öğretmen bu sene 100 bin. Kutuna sıra gidiyor atanamayan öğretmen. Aç kutumu, alayım tayinimi diyor ya, tayin hakkımı. Sizde kaldık, perişan olduk. EYT'yi bile kandırdılar. Kutusuna gidiyor Bağkurlu. 9 bin gün beklemeyeceğim, 5 bin günde emekli olacağım diyor. Kutuyu aç. 14 Mayıs'ta kutuyu açtıran kazanacak. Teklife aldanan, tırın, Hamdi Bey'e kanarsan yandın. Bunun üstüne daha bir sürü şey anlatabilirim de, dönmüşler dolaşmışlar. Bakın, Nebati de konuşmuş. Ben Nebati'ye size soruyorum. Değerli kameramanlar, değerli basın emekçileri, parlamento muhabirleri. Bu Nebati 2023 seçimlerine tek haneli enflasyonla gideceğiz dedi mi demedi mi? Dedi. Akşam inşallah o dediğini koyarsınız bu videonun yanına haberlerde. Peki enflasyon kaç? Onun dediğine göre en çok 9.9 olacaktı. 10 bile değil. Peki TÜİK ne diyor? T, Tayyip'i üzmeyen İ İstatistik K kurumu. TÜİK. Ne diyor? %50 diyor. Millet %50'ye inanmıyor. Bakın Nebati 10 olacak diyordu. TÜİK 50 diyor. Bakın şimdi bakalım kaçmış. Bunu bütün vatandaşlarımızın hakemliğine sunuyorum. Kuru soğan geçen sene bugün 2 liraymış. Enflasyon %50 olsa 3 lira olacakmış. 3 lira mı 19 lira mı pazarda soğan? Patates 7'ymiş. Enflasyon TÜİK'in gibi dediği gibi olsa 10 lira olacakmış. Bugün 18 lira. Kuru soğan için %800, patates için %163 enflasyon var. Şeker geçen sene 10 lira kilosu. Bu sene 15 olması lazım TÜİK doğru söylese. Şeker 28 lira mı 15 lira mı? Tahin helvası akşam iftar sofrası için 41 lira geçen sene. Enflasyon %50 olsa 61 olacak. Bugün bakkalda 89 lira mı değil mi? Eğer tahin helvası 89 ise biz doğru söylüyoruz. 61 ise TÜİK doğru söylüyor. Eğer soğan 19 liraysa biz doğru söylüyoruz. 3 liraysa TÜİK doğru söylüyor. Devamı var. Pirinç 20 iken 30 olması lazım. 44 bugün pirinç. Pirinç 44 değil, 30'a pirinç varsa onlar doğru söylüyor. Ekmek 3 lira olması lazımmış, 5 lira. 3 liraya ekmek varsa onlar doğru söylüyor. Koyun kuşbaşı 140 liraymış. Olmuş 300 lira. %50 olsa 200 lira olacak. 211 lira. 211 lira mı? Kaşar peyniri 93 liradan 212 liraya çıkmış. TÜİK doğru söylese 139 olacakmış. Şimdi vatandaşlarımız bu tabloyu görüp de kırmızıyla biz utanırlar diye yüz kırmızı, yüzünüz mü kızarmıyor diye kırmızıyla yazdık. TÜİK'in yalanındaki fiyatlar onlar. Öyle olsa TÜİK'in dediği gibi olsa o fiyatlar olacak. Ama maalesef bu fiyatlar var. Ve bu fiyatlar vatandaşın belini büken fiyatlar. Bu konuda daha fazla bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Bunlar
Bu seçime %9 enflasyonla girmeyi taahhüt etmiş. Yalanlarıyla %50, fiilen %115 ENAK'a göre ve soğan için 800'ü, patatesin %160'ı, salçada %20'yi, şekerde %170'i, pekmezde %180'i, kahvede %110'u bulmuş, gerçek hissedilen enflasyonla giriyoruz bu seçimlere. Şimdi bir şey yapacağız, bir konuya açıklık getireceğiz. Dün bu toplantıda kamu mühendislerinin çok haklı taleplerini dile getirirken kurduğum cümle biraz da devrik bir cümle. Hekim arkadaşlarım bazılarını üzmüş. Ömrüm boyunca sağlık meslek örgütlerinde mücadele etmiş, onlarla beraber olmuş, onların bütün haklarını 12 senedir burada savunan birisi olarak ben de buna çok üzüldüm. Benim orada demek istediğim, kamuda aynı kıdemde olanlar arasında bir uçurum var. Ama peşi sıra fiyat maaş karşılaştırması gibi olunca üzülmüşler. Ben şunu söyleyeyim. Birincisi, hekimlerin Covid'de hepimiz de gördük. Bir can kurtarmak pahasına canını ortaya koyan hekimlerin hakkı ödenmez. Karşılaştırdığımız maaşların çok çok üzerindesini hak ediyorlar. Ona katkı sağlamak boynumuzun borcu. Millet İttifakı olarak, CHP olarak. Ama ben bunu söyledim, açıkladım. Birçok hekim örgütünden, birçok hesaptan, doktordan teşekkür geldi. Ama tek tük kırıldık, özür dile diyenler var. Bu siyasette de bu özür dileyince sanki diskalifiye oldum, mağlup oldum. Şu hayır, özür dilemek bir erdem. Birçok, hepiniz gördünüz, birçok hesap diyor ki teşekkür ederiz, şu sorunumuzu da dile getirin. Ama altına tek tük yazanlardan, örneğin Erzurum'un Hınıs Devlet Hastanesi'nde bir kardeşim üzüldüyse, Manisa Sarıgöl'deki devlet hastanesindeki bir nöbetçi doktor cep telefonunda görüp de gönlü kırıldıysa, Malatya'da karaciğer nakli yapan Sezai Hoca'nın ekibinden bir doktorun canı sıkıldıysa, Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde acil nöbetinde bir doktor, ya Özgür abi bunu niye böyle demiş, bir yıllık yeni doktor böyle bir şeyden rahatsız olduysa, zorunlu hizmetlerini deprem bölgesinde konteynerde yapanlar, ıslah eden Nurdoğan'daki doktorlardan herhangi birinin kalbi kırıldıysa özür diliyorum. Çünkü doktorlardan, hekimlerden özür dilemek, onların hakkını vermek bir yenilmişlik değil, bir öğrenmişlik halidir. Biz bundan sonra örneğin madencilerin analarının değil, onlardan sorumlu bakanın gözyaşı döktüğü bir rejime geçiyoruz. Biz sağlık emekçilerinin değil, Sağlık Bakanı'nın gözünün yaşarabildiği, gırtlağının düğümlenebildiği bir rejime geçiyoruz. Biz yoksul, yoksul işçilerin kan revan içinde, kan ter içinde bindikleri servis otobüsünde nefes nefese evlerine döndükleri bir rejimden, onlar daha iyi sendikalaşsın diye koşturan bakanların nefes nefese koşacağı bir döneme geçiyoruz. Biz elindeki pasaportla dünyanın öbür ucunda bunların hataları yüzünden vizeli geçiş sırasında vize kontrolünde bekleyen gençlerin üzüldüğü, sıkıldığı değil, vizeyi kaldırmak için bakanların koşturduğu, Dışişleri Bakanı'nın koşturduğu bir rejime geçiyoruz. O yüzden doktorlardan veya bu kadar zaman yaptığım bütün basın toplantılarında kalbini kırdığım kim varsa, kırılan, üzülen varsa hepsinden ağız dolusu özür diliyorum. Artık devletin özür dileyebildiği bir rejime geçiyoruz. Bakanların istifa edebildiği bir rejime geçiyoruz. Partilerin hatalarını kabul edebildiği bir rejime geçiyoruz. Buna da vesile olan, hepsi kardeşim olan, Twitter'da önce kızan sonra helalleşen ve biraz daha inatçı olup tek tük de olsa Özgür Özel özür dilesin diyen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Siyasiler özür dilemeyi de bilecekler bundan sonra. Son olarak tatsız bir konumuz var. İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı bir saldırı yapıldı. Nöbetçi polislerin ifadeleri ve nöbetçi güvenliğin ifadeleriyle İstanbul İl Başkanlığımıza önünden geçen otoyoldan, bir aracın içinden,
hedef gözetilerek ama isabet kaydedilemeyerek silahlı atış yapıldığı söyleniyor. Şimdi burada da bir ilk akla gelen tepki, o tepkiyi vermeyeceğim. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz. Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Ama biri çıkar, bütün bunlar hep bu kutuplaştırılan siyaseti geren dilin ve Cumhur İttifakı'nın hedef gösteren, herkese terörist diyen, hain diyen, bu taraftakileri vatansever, bu taraftakileri hain terörist olarak gösteren dilin bunu tetiklediğini söylerse de kimse de buna karşı çıkmaz. O kişiye de yanlış diyemeyiz. Bu dili terk etmek lazım. 14 Mayıs'tan sonra devlet bu dili terk edecek. Ama 14 Mayıs'a kadar hiçbirimizin canı yanmasın, bir annenin daha gözü boşuna yaşla dolmasın diyorsanız lütfen Cumhur İttifakı olarak size de faydası olmayan ve her ankette sizi eriten, yerel seçimleri kaybettiren bu dilden de siz de kurtulun, sizin de lehinize. Çünkü siz Ekrem terörist dedikçe Ekrem İmamoğlu yükseldi. Mansur Yavaş'a terörizm yapışır mı ya? Onu yapıştırdıkça sizin yalancılığınız tescillendi. O yüzden korkmuyoruz, sinmiyoruz, bir kelime eksik konuşmuyoruz, bir santim geri gitmiyoruz, bir parmak eğilmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz bir parmak eğilirsek siz bu millete diz çöktürürsünüz. Biz bu millete diz çöktürmeyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz uzun oldu arkadaşlar. Sorunuz varsa cevaplayalım. Kemal Bey'e bir 8 sene söyledik Kemal Bey. Siz de Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanısınız. En sonunda mikrofon geldi. Mustafa Şentop'tan büyük icraat. Mikrofonumuza, son toplantıya mikrofonu yetiştirdiler. Evet. Efendim bu listeler konusu artık şekillenmek üzere. Son 2 gün kaldı. Son olarak Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin CHP listelerinden gireceğine ilişkin haber geldi. Fakat bunun formülasyonu nasıl olacak? O konuda sizden bir değerlendirme alabilir miyiz? İkincisi de yine CHP ile Memleket Partisi arasında Sayın İnce ile yürütülen ya da yürütüldüğü iddia edilen pazarlıklar konusu var. Karşılıklı iddialar var. İnce ile görüşme kimler aracılığıyla nerede oldu? O noktasında bir soru sormak istiyorum. Bu şimdi, iki başlıkta değerlendirelim. Çok teşekkür ederim. Birinci sorunuz açısından görüşmelerin yapıldığını biliyorum. İttifak halinde bazı yerlerde birlikte gireceğimizi de biliyorum. Ama aynen aktardığınız gibi olan bilginin tüm taraflar tarafından teyit edilir ve doğrulanır bir noktada olması lazım. Ben bir partinin hem de genel merkez değil yasama kanatındaki sözcüsü olarak böyle bir açıklamayı yapmayı doğru bulmam bu aşamada. Bu bilgilerin tüm partiler tarafından teyit edilip bir eğer varsa ortak basın açıklaması ya da bir basın metnini beklemek gerekir. Şu anda bu bilgiler halen daha bence ben bu toplantıya hazırlandığım sırada teyide muhtaçtı ama arkadaşlarımız bütün ittifak ortaklarımız arasında maksimum işbirliği ve en iyi parlamento sonucu için çalışıyorlar. Hepsinin emeklerine sağlık. Sabahlara kadar çalışıyorlar, görüşüyorlar. İyi gittiğini biliyorum ama bu böyledir demek için partilerimizin bu konuda çalışan arkadaşların resmi açıklamasını beklemek gerekir. Diğer konu daha net şeyler söyleyebileceğim bir soru sordunuz. Sayın İnce ile birlikte Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu görüşmedeki heyette ben de vardım ve katıldım resmi görüşmede. Resmi görüşmede Genel Başkanımız depremden, afetten, afet yönetiminden, ülkenin içinde bulunduğu krizlerden, bu krizlerden nasıl çıkacağımız yönündeki ortaklaştığımız politikalar metninden bahsederek son derece nazik bir üslupta Sayın İnce'ye sunumlarını yaptı. Sayın İnce de aynı nezaketle cevaplar verdi. O toplantıda neler konuşulduğunu Sayın Genel Başkanımız zaten çıkıştaki basın açıklamasında söylemişti. İçeride ne konuşulduğunu. O kapsam doğrudur. İçeride konuşulmasa da Sayın İnce işte biz her türlü ittifaka karşıyız. Pardon biz ittifak konusunda farklı ilkelerimiz var deyip İçeride konuşmamıştık, onları söylememişti bize. Çünkü öyle bir konu açılmamıştı ama bir takım değerlendirmelerde de bulunmuştu. Ama içerideki görüşmede bir pazarlık olmamıştı, bir teklif yapılmamıştı. Zaten meselenin özü de şuydu. Türkiye'yi yönetmeye talip,
13. Cumhurbaşkanlığına talip iki adayın bir partinin genel merkezinde, genel başkanın resmi makam odasında oturup da sen çekil sana şunu mu verelim, sen benden ne istersin, biz bunu Türkiye'ye de kendimize de İnce'ye de yakıştırmayız. Böyle bir şey olmazdı. Ayrıldık. Ayrıldıktan sonra bizim ümidimiz tabii ki genel başkanımız adaylığından bahsediyor. Ümidimiz o günden sonra seçimi ilk turda kazanacak bir iradeyi hep beraber ortaya koymaktı. Mesela Sayın İnce'ye orada sorulduğunda bir soruya çekiliyor musunuz deyince hayır demişti. Biz zaten ona çekilin demeye gitmedik ama birinci turun önemini hepimiz teyit ediyoruz. Teklifte bulunuldu mu diye de bir takım sorulara yanılmıyorsam TV100'de Ece Hanım'ın canlı yayınında sonra başka yerde bulunulmadığını ama kamuoyunda da ya bir teklif niye yok, niye anlaşmıyorsunuz beklentisi üzerine benim de bilgim dahilinde, şahitliğimde mevkidaşımız, kıdemlimiz, geçen kampanyada Sayın İnce'ye eşlik eden Sayın Engin Altay kendisiyle o gün akşam bir görüşmede bulundu, yüz yüze görüşmede bulundu. Daha sonra döndü ve ertesi sabah bir görüşme daha yaptılar. İki görüşme var. Bu görüşmelerin sonucunda biz bu görüşmelerde hep birlikte kazanacağımız ve ilk turdan sonra ülkeyi birlikte yöneteceğimiz bir imkan olur mu'nun şartlarını aradık ve sorduk. Bu müzakerelerden iki geçmiş kuvvetli dostun partileri adına yürüttükleri bu müzakerelerden bir sonuç alamadık maalesef. Alınamadı ve görüşmeler o aşamada bitti. O günden bugüne de resmi bir görüşme yoktur. Ancak Sayın İnce'nin de bugün teyit ettiği bir başka görüşme adaylıklar kesinleştikten sonra gerçekleştiğini biz de her iki tarafın beyanlarından öğrendik. Tabii ki orada örneğin Fikri Sağlar bir mütabakata varmış olsa o zaman gelip mutlaka partimize bunu söyleyip burada da yol alınabilirdi. Halen alınabilir. Adaylıklar kesinleşmiştir ama bundan sonra Sayın İnce bu seçimi birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu kazanmalı, tek adam rejimi bitmelidir dediği anda o zaman bu iş birinci turda zaten bitecektir demediği durumda bizim elimizdeki anket trendleri seçimi birinci turda kazanacağımızı gösteriyor. Ama işin garantisi olması için, açık fark olması için, %50'nin çok daha üzerinde bir sonuç için formüller işleyebilir. İşlemezse elimizdeki trend birinci turda bu seçimi %50'nin üzerinde, %51'ler düzeyinde bir oyla dörtlü bir yarışta kazanabileceğimizi gösteriyor. Ama olmadı. Devam ediyoruz. Biz bu trendin çok daha iyi bir noktaya gideceğini düşünüyoruz. Ben fark ettiyseniz biz nezaket, siyasi nezaket gereği biz açıklamadık görüşmeyi. Ve olmadığı söylendiğinde çünkü toplum bekliyor ki ya niye bir konuşmadınız? Görüşülmedi dendikten sonra Sayın Engin Altay görüşüldüğünü söyledi. Şimdi o görüşme teyit edildi. Biz fazlasını yine söylemeyiz. 103 yıllık bir gelenek, 104 yıllık bir siyasi gelenek çok dikkatli götürüyor. Biz Sayın İnce'yi seviyoruz. İnce'yi sevenleri de seviyoruz. İnce'ye oy vermek isteyenleri de seviyoruz. Hepsini de anlıyoruz. Ve bugünlerde artık onların nasıl davrandığını ve nasıl bir umut içinde olduklarını da yani bu tek adam rejimini bitirmenin herkese çok iyi geleceğini de hep birlikte hissediyoruz. O açıdan biz asla ve asla germek istemeyiz, tartışmak istemeyiz, kırmak istemeyiz. Partimize emeği olan birisidir. Kendi deyimiyle partinin öz evladıdır. Bu partide benim yaptığım, 8 yıldır yaptığım bu görevi benden önce 4 yıl boyunca yapmış, bana da emeği olan, partimize de emeği olan bir kişidir. Ben hem İnce'ye hem ekibine hem onu seven herkese bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı bu güzel bahar gününde iletiyoruz. Ve diyoruz ki 14 Mart'ta birinci turun sonunda size söz, 14 Mayıs'ta birinci turun sonunda size söz, yine baharlar gelecek. Teşekkür ederiz arkadaşlar.